Eğitimimize başlayalım. Bugünkü eğitimimiz eğitim kurumu lisansı ile ilgili. Neler öğreneceğiz? Operatör tanımıyla şifre nasıl değiştirilir? Toplu öğrenci kullanıcıları nasıl açılır ve toplu nasıl silinir? Şifrenizi unuttuysanız operatör girişi yaptıktan sonra nasıl değiştirebilirim? Genel anlamıyla DIA'da neler yapabilirim? Bunları öğreneceğiz. Şimdi benim ilk sunucu, yeni bir sunucu açtım. Bana bir mail geliyor. Sunucu ismim, operatör kullanıcım ve operatör şifrem geliyor. Buradaki görmüş olduğunuz operatör şifreleriyle biz kullanıcıların isimlerini daha sonra geriye dönüp değiştirebiliyoruz. Şifremizi unuttuysak operatör şifresiyle giriş yapıyoruz ve ilgili kullanıcıda hangi kullanıcıda şifreyi unuttuysam onu değiştiriyorum. Hemen bağlan diyeyim. İlk defa bağlandığım için birazcık zaman alabilir bu süreç. İlk girişi yaptım. Buraya firma ünvanını yazıyorum. Yani sizin için okulu isminiz. Örnek veriyorum. DIA yazılım meslek yüksekokulu. Burada kullanıcı kodu diyor. Sizin kendi adınız ya da soyadınız ya da sadece adınız ya da sadece soyadınızla ilgili bir kullanıcı oluşturabilirsiniz. Buraya şunu da diyebilirim. Ben öğretmen. Burası Türkçe karakter olabilir. Hiç sorun yok. Kullanıcı kodunu öğretmen 01 dedim. Şifre belirliyorum kendime. Şifremi yazıyorum. Ve ilk kurulumu bitir diyerek sunucuyu da 01 öğretmen kullanıcısıyla giriş yapacak hale getiriyorum. Artık bu şifreyle işim kalmadı. Operatör artık benim için öğretmen 01 oldu ve şifremi de kendi belirlediğim şifrelere göre girişini sağlıyorum. Burada ilk etapta iletişim bilgilerini değiştir adlı bir pencere açılır. Buraya isminiz, soy isminiz, e-postanız, cep telefonunuzu yazabilirsiniz ya da tekrar sorma diyerek de herhangi bir işlem yapmayabiliriz. İlk kez kendi kullanıcımızla giriş yaptığımız zaman şifremizi değiştirmemizi ister. Şifremizi değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirdikten sonra kaydet dedim ve açmış olduğum firma ile ilgili bilgilerim geldi. Şimdi yapmam gereken ayarlarım var kendim. Çok soru geliyor bununla ilgili. Stokları göremiyorum, carileri göremiyorum gibi. Bunun için eğer örnek veriyorum, öğrencilerinizin görüp sizin görmediğiniz bir ekran varsa demek ki kullanıcılarda sizin pasifte kalan yetkileriniz var. Şu gördüğümüz DIA logosu arama motoru, buraya tıklayarak kullanıcılar deyip arayama yapabiliriz ya da şurada ara diye bir menümüz var. Buradan da yine aynı şekilde aramaları gerçekleştirebiliriz. Kullanıcılar dedim. Burada öğretmen 01 koduyla açtığım kullanıcının içerisinde F5 değiştir diyorum. Değiştir dedikten sonra kendi kullanıcıma ait şu gördüğünüz alanlardaki yetkileri görüyorum. Şu an ben de DIA yazılım meslek okulu ile ilgili tüm yetkilerim açık. Eğer buradaki yetkilerim bu şekilde ise, yani çarpı görünüyorsa yetkilerimde şu şekilde ya da bu şekilde yeşil dışında gri ya da kırmızı görünüyorsa demek ki benim bu alanlarda yetkim yok ve ben bu yüzden bu modüllere ulaşım sağlayamıyorum, erişim sağlayamıyorum. Boşluk tuşu, space tuşuyla da bunlardaki tüm yetkileri açabilirsiniz ya da en baştaki yetkilere komple çift mouse'u çift tıklayarak da yeşile döndürüp firmadaki tüm yetkilere sahip olabilirsiniz. Kaydet dedim. Eğer şifremi unuttuysam ne yapmam gerekiyor? Eğer bir öğretmenimiz giriyor ve siz giremiyorsanız yine giriş yapan öğretmenimizin kullanıcı listesine gelip giriş yapamayan öğretmenin kullanıcısında F5 değiştir diyerek şurada bulunan sağ köşede bulunan şifremi değiştir alanı var. Bu alana girdikten sonra yeni şifreyi belirleyip kaydet dememiz yeterli oluyor ve giriş yapamayan
Öğretmenimizin de bu sayede giriş yapılması sağlanabilir. Evet, siz de biliyorsunuz ki lisanslamalar yapıldıktan sonra mailler atıyoruz. Burada neler yazıyor? Sizin firma okulunuza ait kullanıcı adı. Şöyle göstereyim. Kullanıcı adınız yer alıyor. Kullanıcı kodunuz, yani şirket kodunuz yer alıyor. Kullanıcı kodunuz yer alıyor ve şifreniz yer alıyor. Giriş yaptıktan sonra öğrencileri nasıl tanımlayacağım? Bunun için öğrenci yönetimi ekranımız var. Buradaki Diya'nın üzeri logosuna tıklayarak arama motorumuzu da açabiliriz. Ya da ana sayfadaki şu arama kısmına öğrenci yazarak, pardon, öğrenci yazarak öğrenci yönetimi ekranına gelmemiz lazım. Şimdi kullanıcı kodu dediği bizim biraz önce girdiğimiz şuradaki. Bunu hiçbir şekilde değiştirmiyoruz zaten. Bizim sunucu adımız hep aynı. Yani hep Diya Eğitim olacak ve kullanıcılarımızın sadece kodu ve şifresi değişir. Diğer öğrencilerimizin de girecekleri kullanıcı kodu ve şifrelerini şurada gördüğünüz alandan belirleyeceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Genelde biz şu şekilde yapıyoruz. 11B01. Yani 11B sınıfının 1 numaralı öğrencisi ve şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Siz tabii kendinize göre de bir şifre belirleyebilirsiniz. Hiç problem değil. Şimdi şurada firma yazıyor. Bu firmaya diyorum ki kullanıcı koduyla aynı olsun. Yani ben her bir öğrenciye kullanıcı tanımlarken aynı zamanda firma tanımlayacağım ki her öğrenci girip kendi firmasında işlemlerini yapsın. Sınav yapabilirsiniz ya da öğrenci nasıl gidiyor bunu kontrol edebilirsiniz. O yüzden her öğrenciye ayrı kendine özgü bir firma açıyoruz. Burada da firma kodunu şunu kullanabiliriz. Kullanıcı koduyla aynı olsun. Yani benim kullanıcı kodum 11B01 ise firma ismim de 11B01 olsun dedim. Bunu da tıkladım. Daha sonra şu görmüş olduğumuz sol alt köşede öğrenci sayısı var. Ben kaç öğrenci, sınıfım kaç öğrencili ise o kadar sayısını gireceğim. Dedim ki benim 11B sınıfım 20 öğrencili ve oluştur diyorum. Bana uyarı geliyor. 20 kullanıcı ve firması oluşturulacaktır. Gerçekten oluşturmak istiyor musunuz diyor. Evet diyorum. Şu an benim 20 öğrencim için hem kullanıcı oluşturuyor hem de her kullanıcı için de kendine özgü bir firma oluşturuyor. Şuradaki yüzdelikten de ne zaman tanımlandığını görebileceğiz. Şu an 165'ini oluşturdum. Şu an görmüş olduğunuz gibi 20 öğrenci için hem kullanıcı adı hem de firma ünvanları oluşturdu. Sırayla gidiyor kullanıcı adı. Yani ilk kullanıcımız 01 ile başlıyor. Sonu 20'ye kadar kullanıcılarımız gidiyor. Şifrelerini aynı olarak belirliyor. Hepsinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 isterlerse girişlerinde kendileri ne özgü şifrelerini kaydedebilirler. Şimdi kullanıcı listesine geldiğimde gördüğünüz gibi 20 öğrenci için kullanıcı açmış olduğunu görüyorum. Şimdi gelen sık sorulardan biri de öğrencilerin açtığı firmaları ben göremiyorum oluyor genelde. Onun için de şunu yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi firmalarımız da oluşturuldu. Burada siz de kendinize ekle diyerek yeni bir firma oluşturabilirsiniz ve bu firmanın içerisinde uygulamalar yapabilirsiniz. Kullanıcı listesinde tüm öğrencileri açtığım firmaları görmek istiyorsam eğer kendi kullanıcımda F5 değiştir yapıyorum. Değiştir yaptıktan sonra şurada şöyle yapalım.
Şimdi şurada diyeceğim ki yetkilerin hepsini kopyala. Evet dediğim zaman yetkiler kopyalanmıştır diyor. Yani bu yetkilerin aynısı diğer açılan firmalar için de kopyalandı ve siz böylece öğrencileriniz için açmış olduğunuz firmalara da yine erişim sağlayabileceksiniz ve kaydet diyerek de şu an benim masaüstü kullanıcı sayım biraz az eklemişim. O yüzden kaydetmeme izin vermedi. Bu şekilde dediğim gibi yetkileri kopyala, evet dedikten sonra kaydet dersek de diğer öğrencilere ait firmaların da bilgilerine erişim sağlayabileceğiz. Kapatalım. Şimdi sık gelen sorulardan biri şifremi unuttum. Ne yapmam gerekir? Biz size yine biraz önce gösterdiğim gibi kapatalım. Şimdi şifremi unuttum dediniz ve ben size bir operatör şifre ismi gönderiyorum. Bu tarz durumda ne yapmam gerekiyor benim? Şöyle, Diye eğitim. Buraya operatör yazıyorum. Biraz önce girdiğim şifreyi ben sizler unuttuğunuz zaman gönderiyorum zaten. Yine buraya operatör şifremi gidip bağlan diyorum. Bağlan dedikten sonra şurayı kapatalım. Ekranımızda büyütelim. Şurada kullanıcıları düzenle diye bir alanımız var. Buraya kullanıcıları düzenle giriyorum ve şurada görmüş olduğunuz öğretmen kullanıcısında değiştir diyorum. Ve ilgili şifremi yeniden yazarak şifremi yazarak kaydedeceğim. Şu an burada da muhtemelen bana kaydettirmeyecek. Girelim. Yeni şifrelerimi tanımlıyorum. Ve kaydet dedim. Artık ben operatör şifresiyle bir işim kalmadı. Kendi kullanıcıma ait şifremi düzenledim ve kendi kullanıcımla sisteme giriş yapabilirim. Operatör şifreleriyle ve kullanıcısıyla sadece biz kullanıcı şifre unuttuğu zaman onları yönetebiliyoruz. Onun dışında firmada herhangi bir işlem yapamıyoruz. Genel anlamda kullanıcı oluşturma, öğrenci tanımlama, şifremi unuttuysam nasıl şifre değiştirebilirim kısımlarını gördük. Ben size genel anlamda biraz da DIA'dan bahsedeyim. DIA logosunun üzerine tıkladığınız zaman burada bir arama çubuğumuz var. Bu arama çubuğunda istediğiniz alanları arayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi stok malzeme listesine gitmek istiyorsanız stok yazarsınız ve size stok isminin geçtiği tüm ekranları buraya getirir ve üzerine size çift tıklamak kalır. Aynı şekilde yine gördüğünüz arayüzün hemen ön kısmında bulunan arama çubuğu da aynı görevi görüyor. Stok malzeme listesi diyebilirim buradan da. Zaten stok malzeme listesi stok kartlarımızın tanımladığı alanlar. Ben kısaca modüllerde neler yapabiliriz? Stoklardan stok malzemeleri yani stoklarımızı oluşturabiliriz. Carilerden cari kartları oluşturabiliriz. Bakiyelerin takibini yapabiliriz. Ya da cari kart listesinden fatura irsali, sipariş, teklif düzenleyebiliriz. Yine aynı şekilde fatura modülünde de fatura ekleme, silme işlemleri yapabiliriz. Kasada carilere nakit ödeme nakit ödeme, nakit tahsilat gibi kasasal olan işlemleri buradan yapabiliriz. Yine sipariş listesinde müşterilerden sipariş alabiliriz ya da bir sipariş verebiliriz. Bunların takibini sağlayabiliyoruz. Teklif listesinde ilgili ürünlerle ilgili hem müşterilere teklif verebiliriz ya da biz de teklif alabiliriz. Yine aynı şekilde talep var. Süreç zaten talep, teklif, sipariş, fatura diye gider. Talep de yine satın almanın belirlemiş olduğu alınması gerekenler talep olarak oluşturulur. Onun onayından sonra teklife teklif onayından sonra siparişe sipariş onayından sonra irsale ya da fatura şeklinde devam eder. Mağazacılık ekranımız daha çok perakende sektörlerinde bu barkod okutarak yaptığımız ekranımız.
Şu an açık olmayacaktır. Tanımlama yapılması gerekiyor onun için. Banka yine banka ekstrelerinin, banka hareket giriş çıkışlarının takip edildiği modül diyebiliriz bu alanı da. Yine çek senet, müşteri çek senetleri kendi çek senetlerimizin yine çek senet modülünden takiplerini sağlayabiliriz. İşte portföyde iade edildi, karşılığı yok, bankaya tahsile verildi gibi. Yine muhasebe genel resmi muhasebeyi ifade ediyor. Burada hesap planları, tek düzen hesap planı dediğimiz hesapları oluşturabiliriz. Masraf merkezleri projelere göre dağılımları, tutarların projelere göre dağılımlarını yapabiliriz. Muhasebe fişlerinden mahsup tediye, işte tahsil, şu an mahsup tahsil tediye, özel fiş kapanış açılış kur farkı ve düzeltme fişlerine girebiliriz. Yine muhasebe bağlantı kodları dediğimiz bir alan var. Buranın çalışma mantığı ön muhasebede yaptığım işlemlerin genel muhasebeye aktarırken kullanılması gereken hesapları belirleriz. Ön tarafta kesmiş olduğum bir satış faturasının genel muhasebeye aktarırken işte 600 satıcılara git, yurt dışı satışlara gitsin, 391 hesaplanan KDV'ye gitsin ya da 120 alıcılara gitsin gibi alanlarını buradan tanımlıyoruz. Toplu muhasebeleştirme yine ön tarafta yapılan işlemlerin toplu olarak genel muhasebeye aktarılmasını sağlar. Mali tablolar oluşturabiliriz. Gelir bilanço, kâr zarar satışların maliyeti, fon akış, nakit akış, kâr dağıtım gibi. Yine beyannameler düzenleyebiliriz. KDV muhtasar geçici, burada parametrelerini oluşturduktan sonra BABS gibi yine muhasebe derslerinde olmazsa olmaz konularıdır. Burada banka ekstreleri aktarımı var. Excel'e gelen banka ekstrelerinin aktarımını sağlayabiliyoruz. Muhasebe işlem analizi var burada da, yine bir analiz raporu. Parametreler var. Beyannamenin parametrelerini düzenliyoruz. Hangi tabloyu hangi hesaptan çeksin şeklinde. Ya da muhasebe fişekleri, raporlar gibi genel mali beyannameler, mizan, muavin, defter gibi raporlamalarımız var zaten. Dağıtım modülümüz var. Burada işte satıştaki sahadaki arkadaşların hangi rotalarda hangi rotaları ziyaret edeceğini görebiliyoruz ve gittiği rotada sipariş mi, teklif mi, ödeme mi aldığını yine mobil üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Toplu mesaj sistemi var. Tüm yani mailini girdiğiniz tüm carilere ya da seçmiş olduğunuz carilere toplu mesaj, SMS ya da e-posta gönderebiliyoruz. Dış ticaret modülümüz ithalat ihracatları takip ettiğimiz modül. İthalat kartı listesinde ödeme şekli, işte ülke kodu, ödeme şekli, taşıma şekli gibi burada kartlar oluşturuyoruz ve ön muhasebede faturasını ya da navlun, konşimento gibi giderlerini işlerken hangi giderin hangi ithalata ya da ihracata ait olduğunu bu tanımladığımız kartı seçerek belirliyoruz ve daha sonra bunların maliyet olarak dağılımlarını görebiliyoruz. Yine aynı şekilde ihracat kart listesi var. Bu da burada da gümrük listelerimiz yer alıyor. Eklensin mi diyor. Evet dediğiniz sürece gümrük listelerini de otomatik olarak çekip diye içerisine atmasını sağlar. Rapor geçelim. Genel tanımlamalar zaten burada biraz önce gördüğümüz firmalar, kullanıcılar alanı. Veri aktarımı yani Excel'den bir dosya alacaksak içeri cari kart, stok kartı gibi onların aktarılmasını sağlıyor. Benim genel olarak anlatacaklarım bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle, bizim eğitim videolarımızın yer aldığı bir sitemiz var. www.diyeakademi.com diye. Bu diyeakademi.com'da şöyle bir şeye bakacağım. diyeakademi.com'da bilgi bankası var. Burada sizleri ilgilendiren depo yönetimi, finans muhasebe yönetimi gibi kategorilere ayrılmış alanlarımız mevcut. Mesela muhasebenin içerisine girdiğiniz zaman burada sizlere işte personel bodrolarının muhasebeleştirilmesi, adım adım nasıl yapılması gerektiğini burada ekranda ve tanımlamalarda nasıl yapması gerektiğini anlatıyor. Şurada gördüğünüz alanların hepsinde, yanında sayı yazan alanların hepsinde aslında bir dokümantasyon var. Takıldığınız yerler olduğu zaman buradan bakabiliriz. Ya da eğitim videolarımız var. Burada da hangi modüle istinaden takıldığınız bir yer varsa, örnek veriyorum stok depo yönetiminde. İşte ben diyelim fatura nasıl oluşturulur kısmını.
Görmek istiyorum. Burada geldim. E-fatura nasıl oluşturulur diye eğer videoyu açarsanız adım adım sizlere e-faturanın nasıl oluşturulması gerektiği ile ilgili görsel olarak sizlere anlatım sağlıyor. Biraz arayüz, eski arayüzümüz. Ama kullanım mantığı aynı. Değişen bir şey olmadı. Yine aynı fatura listesinden geliyoruz. Sadece ikonlarda ve ana ekranda birazcık değişikliklerimiz var ya da alt tuşlardaki butonlarda. Ama genel olarak aynı yerden yapıyoruz. Takıldığımız yer olursa da yine burada diyeakademi.com sitesinden de eğitim videoları ya da bilgi bankası dökümünden yararlanabiliriz.